Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Şurası Eskişehir yolu bakanlıklar. Saat 9. Yolcumu indirdim. Yolcumu indirdim şimdi. İskitlere sanayiye gidiyorum arkadaşlar. Arabamı Sıhhiye'de Maltepazar'ın önüne koyuyordum. 350 lira ceza yedim. 500 lira ceza yedim. Artık İskitlere bırakayım arabamı. Size şöyle Ankara'yı tanıtayım. Bizim iş böyle işte arkadaşlar. Sabah bırakıyorsun, akşam alıyorsun. Açmaca boşsun, sanayide it gibi dolanıyoruz. Aç karnına güneşin altında dalanıyoruz. Şuraya Eskişehir'e gel arkadaşlar, bakın. Armada falan filan. Şurası açtı. Sağıma da araba girdi bak. Az daha bakmasam geçireceğiz. Sonra niye büyük arabacılar suçlu? Sonra diyorlar ki kamyoncu, otobüsçü, servisçi, dolmuşçu suçlu oluyor. Arabanın dibine giriyorlar. Son anda gördüm bak. Bak son anda gördüm bak. Ben bir taksi, dolmuş, otobüs, özel halk otobüsü, belediye otobüsü, tır, kamyon görünce bu arabayla ben 100 metre geriden gidiyorum. Bakın 100 metre geriden gidiyorum. Niye, ben salak mıyım? Ben salak mıyım? Niye geriden gidiyorum? Taksici dolmuş için nerede duracağı belli olmaz. Yolcu bir de ineceğim de adamlar dörtlü yahar durur. Halk otobüsü, belediye otobüsü duraklarda durur. Ondan sonra kamyoncu, tırcı uzun. Kör noktası var. Ben salak mıyım onları görünce 100 metre ayrı gidiyor. Bak. Tam açtın oradan dönüyordum, adam dibime girmiş. Son anda gördüm. Şöyle ayağa kalktım. Açtığı çekeyim diye ayağa kalktım. Sonra şunu zannedip gör. Bakın açtın bakın. Arabanın dibi gözükmüyor bak. Bakın sağ aynaya bakın. Arabanın dibi gözüküyor musun? Kapının altı gözüküyor mu şuna? Bak şuna gözüküyor mu şuna, bakın şuna. Bakın ona gözükmüyor bak. Arka teker gözüküyor, gördünüz mü arkadaşlar? Buna da bakın. Bakın arka sol teker gözüküyor bakın. Bak arabanın dibi gözükmüyor bak. Şura gözükmüyor kardeş. Şura gözükmüyor yani. Şu benim buna gözükmüyor. Küçük araba süren sürücüler. Kendini araba sürüyor sananlar. Ehliyeti alınca 3 kere, 5 kere, 4 kere kalıp 5 kere kalıp sınavını yakan da ikinci ehliyeti alanlar. Ankara'da gaz fren, otomatik fren araba sürenler. Kendini şoför sananlar, yani sürücü sananlar, pardon. Kendini sürücü sananlar. Büyük arabaların taksi, dolmuş servis, özel halk otobüsü, belediye otobüsü, kamyon, tır. Bunların dibine girmeyin. Bunların önünden gitmeyin, arkasından gitmeyin. Uzaktan gidin lan. La uzaktan, soldan gidin lan. Siz iyi sürücüsünüz. Uzaktan gidin kardeşler. Arabanın sigortası 1900 liraydı. 3 tane kaza yaptım, 8000 lira çıkıyor. Allah'tan korkun lan, illa Allah'tan. Hepsinde düştüğüne arkadan geçirdim. Hepsinde ben vurdum, ben geçirdim, ben sapladım. Niye? Birden duruyor adam. La abi niye durdun diyorum. Sağdan diyor poğaça alacaktım diyor. Pastaneden diyor poğaça alacaktım diyor. Adam 80'le giderken birden durup düşünüyor. Dörtlüğü yakmıyor, sinyal vermiyor. Birden duruyor, sağa girecektim diye ben arkadan saplıyor. Saplar geçerim. Yapmayın kardeşler. Ticari arabaların görünce uzaktan gidin. Siz soldan gidin, biz sağdan gidelim, tamam mı? Siz soldan gidin, biz sağdan gidelim. İşi gücü olan da ortadan gitsin. Şimdi arkadaşlar İskitlere gidiyorum. Ondan sonra bugün işte bir yerde bir toplantı gibi bir şey var. İnşallah olursa İstanbul'a gitme ihtimalim var. O da olursa olur, olmazsa olmaz. Aynı hayat. Gidime gittim geldim. 9 günlük tatil bana 9 dakika gibi geldi. Aynı hayat devam ediyor. Hiçbir şey değişmedi. Otobüs alıp, kredi çekip otobüs alıp hayatımı değiştirmek istiyorum. O da arkadaşlar faizler çok yüksek. Bizim benim bağlı bulunduğum odanın faizleri düşük ama 190 bin lira veriyor. O da 190 bin lira veriyor arkadaşlar. Alacağım araba da 550 milyar. 2006-2007 Travego 450-550'den başlıyor. Bilmiyorum ben de ne yapacağım. Hayatımızı da değiştiremiyoruz. Ha Allah'a şükür. Sağlığımız yerinde diyelim. Allah'a şükür diyoruz da işte her şeyden bıktık.
arabadan bıktım, motosikletten bıktım, servisten bıktım. Bir Türkiye'de otobüs alıp hayatımı bir değiştirirsem 3 ay sonra ondan da bıkarım da ne yapayım kardeş? Mamaktan da bıktım. Çangaya da oturdum 40 sene. Mamağa geçtim, mamaktan da bıktım. Oturduğum evi de değişmek istiyorum. Değişemiyorum. Meslek değişim diyorum. Mesleğe de değişemiyoruz. Ne öğrenecek ben bilmiyorum. Hiçbir şeyden mutlu olmuyoruz. Bunlar bak üstüme niye geliyor bunlar ya? Bak o benim üstüme geliyor, ben de ondan üstüne gidiyorum. Bak iki araba benim üstüme geldi, ben de onların üstüne gidiyorum. Ya bunlar deli ya. Şurası Gazi Hastanesi arkadaşlar. Şurası Gazi Hastanesi. Trafiğin arasını sıkıyor işte bura. Burayı böyle 41 yıldır bura böyle. Hastaneye girenler Konya'nı tıkıyor. Şurada diş hastanesi ne yapılıyor? Şurası da Sabancı Kız Yurdu. Uzun bina. Şurada Beşşehirler Anıtkabir'e gidiyor. Bahçeli. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi diyor. Şurada HSK diyor. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu mu? İş grubu buraya gelmiş. Orada da çalıştım. Kurtuluş Parkı'nın içindeydi, yok. Kolejdi, Hüsriye'deydi, orada da çalıştım. Devlet Hava Meydanları İşletmesi. Şurada bir askeriye var. Şurada Merkez Ankara. Arkadaşlar, İlket Hastanesi'ne gideceğim. Yakup Hastane'ye gideceğiz. Bir şey var, 60 gün olmuş. Kontrolü var. Şurada Merkez Ankara. Biraz hipodrom arkadaşlar, park yapılıyor. Burası hipodrom arkadaşlar, park yapılıyor. Gene biri tanıdı. Şurası hipodrom arkadaşlar. Şurası Ankamal, emniyet. Deplasmana giden takımlar burada kalıyor. Kronle Plaza Otel şurası. Karşısı Etlik keçi, ya bitmemiş kule böyle kule. Orada Keçiören, Etlik, Şentepe, keçi, Yeni Mahalle, sol taraf. Direkt karşısı Mamak, Kayaş, Samsun yolu, Çorum, Sivas, Yozgat. Çilekçi. Volkan gelmiş mi lan? Bayım burada Land Rover var mı? 7 milyonluk. X6 da onun. Kardeşinin arabası arkadaşlar şu X6. Volkan'ın araba yok. Land Rover'a binin. Gel gel. Land Rover'a biniyor. Volkan'ın araba. Arkadaşlar Volkan'ın arabası Bentley 2-3 trilyon. Kabrio değil dedim, kümes gibi dedim. Gitti Land Rover aldı, özel yapım. Özel yapım, kırmızı döşeme, televizyonlu. Arabanın bezi bile var, kadife. Ben yüzümü sildim, abicim el beziymiş. Adam gitti 7 milyona şey aldı. Allah daha çok versin. Arkadaşlar şunu söylüyorum. Benim kimseyle resmim yok. Kimseye abi demem, kimseye reis demem, kimseye baba demem. Kimseyi övmem, kimseye yarakalık etmem. Yani kimseye bir şeyim yok. Çünkü ben arkadaşlar ben aç kalsam acım demem. Aç kalsam acım demem. Aç gezerim gene acım demem. Volkan 25 yaşında bebe. Bakın namazını, orucunu tutuyor.
Bir alkol içmiyor, sigara içmiyor. Yani tamam arabalara biniyor. Tamam onun da vardır bazı şeyler ama biz onun yaşında olsa şu an gebermiştik. Şu an benim mezarda, şu an benim mezarımda doğum tarihi 2 Temmuz 1980. Ayhan Koç. Ölüm tarihi 10 Temmuz olsun. Ölüm tarihi 10 Temmuz 80 90 2000 2005. 25 yaşında ölüyüm. Ben Volkan gibi zengin olsam 2 Temmuz 1980'de doğar, 10 Temmuz 2005'te ölürdüm ben. 25 sene anca yaşardım. Yaşamazdım da. 2000'de ölüyüm dur. Askere gitmeden ölmüş olayım dur. Üstüne sıkılmazdım orada. Üstüne askerlik yaptım. Onu anlatacağım sonra. İskitler pazarı arkadaşlar, arabayı buraya koyuyoruz. Hala ne sikeyim, gırlacak telefon. Arkada direk mirek olursa vurdu. Kamerayı açar da. Oğlum burada çekeceğiz ya, arabayı direğe vuracağız. Burada bir direk var diye nerede acaba? Mazot da bitti. Ananı sikeyim, gün almayı unuttuk ya lan. Tüh. Ne yapacağız? İki servis yapar mı ki bu mazot? Boku yedik. Arkadaşlar, Allah herkese böyle evlat nasip etsin. Böyle kişilik nasip etsin. Allah daha çok versin. Allah bundan geri düşürmesin. Biz onun gibi, ondaki para bizde olsa ben 1980'de doğup 1999-2000'de ölürdüm. 2005'e kalmazdım bile. 19-20 yaşında genç öldü, yakışıklı öldü, hızlı öldü derlerdi. Adam 20-25 yaşında bebe, helal olsun. Sigara içmiyor, alkol içmiyor, öyle gezmiyor. Öyle kazino, bar, pavyon, öyle falan, karı kız olay hiçbir şey yok bebe. Ha. Milletin tipi, konuşması, hareketleri gıcık gelebilir bazılarına. Volkan'a ben bilmiyorum, yani gelmemiştir de. Seven de var, sevmeyen de var. İyi insan. Allah daha çok versin. Adam iyi olmasın cami yaptırmaz. Adamlar gitmiş de trilyonlara cami yaptırmışlar. Kim kusmuşlar buraya? Hangisi kim? Kusmuşlar ya da buraya. İçmeyin oğlum ya. İçince kusuyorsunuz. İçmeyin ya. Bir dakika da şuradan bir uyarı yapayım. Mazot bitti la. Tüh. İki servis yapmaz. Boku yedik. Mazot bitti. Dün almadık. Son kez uyarıyorum arkadaşlar. Beni aramayın. Bana normal mesaj WhatsApp'tan da yazmayın. Bana küsenler. Bana küsenler. Küsmeyin. Bir de benle. Ben bir adamla bir kere içerim. İkinci, üçüncü içmem. Ben adamla, her adamla yemem, içmem, gezmem. Bir dakika da benle içenler içmedikten önce. Benle içenler içmedikten önce. Beynindeki şeyleri bana söylesin. İçtikten sonra aslan olmasın. İçmeden önce adını söyleyemeyenler. İkinci oğlum. İkinci mafya oluyor, iş adamı oluyor, otel sahibi oluyor, holding sahibi oluyor. Taksilerim var diyor, dolmuşlarım var, otobüslerim var, tırlarım var diyor, benzinliğim var diyor. Diyor da diyor. İçmeden önce bir söylesenize bir. İçmeden önce bir söylesenize. Nerede yakamın oraya gideceğim? Hastaneye gideceğiz. Arkadaşlar video çekmiştim dün bakın. Şu TC, şu SRC, şu bir belge. Şu bir gene bir ticaret taşı, TC yazıyor mu yazmıyor. Bakın ne yazıyor. Buna arkadaşlar 10 gün kursa gittim, 10 gün. Kamyoncular derneğine bakın, yalan söyle derler. Bak ne diyor, ticaret kullanma belgesi, Ayhan Koç, Ankara. Ne diyor?
taksi, minibüs, servis aracı, kamyonet, kamyon otobüs, T1, T1. Kim vermiş? Bakın. Kamyoncular Derneği. Kamyoncular Derneği Ankara, gördünüz mü? Arkadaşlar şu belgeye 10 gün kursa gittim. Yalan söylüyorum, orospu çocuğudur. Dış kapı hastanesinin yanında, dış kapıda Kamyoncular Derneği'ne 10 gün kursa gittim. Şimdi şu belge ne olmuyor arkadaşlar? İptal. Bundan sonra bu çıktı. Bundan sonra bu çıktı. Bu neymiş? Bu servis odası vermiş. Ondan sonra ehliyet nerede? Ehliyet çıktı. Psikoteknik var. Geçen bir kursa gittik. Diploma aldım. Şimdi bir de mesleki yeterlilik çıkmış. Çıkmış da çıkmış. Şu da var. Bu kadar ehliyet. Bu kadar ehliyet kimde var lan? Bunların yanında arkadaşlar 3 tane de evrak var. Bilgisayardan gözüküyor. Psikoteknik, mesleki yeterlilik, bir de kurs. Kurs aldık, diploma aldım, o da burada. Onu da göstereceğim, dur. Bunlar hep evrak, bunlar hep bu arabanın evrakları işte. Polisleri taşıyorduk bir ara. Şu TC'yi kapatak. Bakın arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. Kurs bitirme belgesi. Yeni Mahalle Ankara Halk Sağlığı, Halk Eğitim Merkezi diyor. Ulaştırma hizmetleri. Okul servis araç sürücüleri eğitimi. Bakın arkadaşlar. Ayhan Koç. Bu da diploma arkadaşlar. Bunu da yeni aldık. Bunlar da işte evraklar. Bunlar da ehliyetler. Bunun yanına daha hızlı bir de mesleki yeterli çıkmış. Onu alacağız. Bir de psikoteknik alacağız. Bir de bir ehliyetim daha var gene. Lanet olsun, bırakaydım şu işi bir. Bu da benim ilk arabam arkadaşlar, abimle beraber. Şu benim, şu abim arkadaşlar. Aksesuarlı arkadaşlar. Hala 18 yıldır aksesuar borcu ödüyorum. Benim J9'um vardı 2000 model. 2003 yılında aldıydık. Hep aksesuar. Her gün buraya geliyordum aksesuar. Her gün buraya geliyordum. Servis otomotivi vardı aksesuar. Servis atıyorduk aksesuar. Çünkü o zaman araba modeli ve marka şartı yoktu. Allah aşkına borcumuz yoktu. Hep aksesuara para veriyorduk. Şimdi araba alamıyoruz amına koyayım. Bu da Ankara'cı tişörtlerim. Bu da ayakkabımızı giydik arkadaşlar. Ayakkabı yırtıldı, ayakkabı değiştim. Arkadaşlar bu da arabanı içtim. Çay ve su. Bunu arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım? Çöpe atacağım, yere atmayacağım. Hiç camdan aşağı atmam ben. Benim öğretmenim bana kızdıydı. Çay üstümüze dökün. Arkadaşlar bakın koca arazi. Bura pazar yeri. İskitler. İstersen bak camdan atabilirim ya da buradan atabilirim ama atmıyorum. Bak arkadaşlar bakın çöpe atıyorum. Çevreyi kirletmeyin arkadaşlar. Kapıyı da bir çıkmayayım.
Lan Çöpkutsu arayayım. Bak yolum burada normalde, ben bu yana gidiyorum. Çöpkutsu arıyorum bir de. Bakın arkadaşlar, Çöpkutsu'nu buldum. Çöpe atıyorum. Attım. Arkadaşlar benim dünyada tek bir iyi huyum var. O da yere çöp atmıyorum. Gerisi zaten hiç kurallara uymam. Sadece yere çöp atmam. Biliyorsunuz maske, emniyet kemeri, kask, sigortalı, muayeneli araba, diş fırçalama, yere tükürme, bunları yapıyorum biliyorsunuz. Sadece yere çöp atmıyorum. Sadece benim bir art yönüm var arkadaşlar. Yere çöp atmıyorum. Gerisini zaten sizden öğrendim. Merak etmeyin, sizden öğrendim. Küfür ediyorum, maske takmıyorum. Kemer, emniyet kemeri, motosiklet kaskı. Arabamızı muayeneye götürmüyoruz, sigorta yaptırmıyoruz. Yaptırmıyoruz. Şunu da çekeyim. Arkadaşlar, batarya. Tripod, kablo, çantaya bak. Hep telefon malzemesi. Al elektrik. Ben diyorum Özkan abi. Eyvallah abi. Sizi çekmeyeyim de. Bu ne ekranıymış lan? AMG. Arkadaşlar burası sanayide kardeşlerimizin yeri, elektronik ama şey yani beyinli, anlamazsınız siz de, ben anlatıyorum. Şey yani Şahin için değil. Nasıl elektroniktir lan? Nasıl elektronik? Ben de anlamıyorum da işte anlıyormuş gibi davranıyorum. Bak Ferrari şey mesela. Mesela Ferrari'nin kaptanı dönmüyor. 300'ü yapınca dönüyor ya. İbre kırınca bir daha bunlar tamir ediyor. Öyle mi oluyor? Öyle oluyor diyorlar. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün 19 Ağustos. Perşembe. Bugün arkadaşlar iki tane video çekeceğim. Biri testo mu ne bir oğlan geliyor. Biri de tanımıyorum. Biri de röportaj olan Masum Karaca'nın 4 tane ekip gönderiyor. 4 tane bebe gönderiyor. Profesyonel kameralar video çekeceğiz. Kahvaltı yapacağız. Kovmuş mu bayım? Ekmek taş gibi olmuş. Tatlı var. Şu tatlıyı yiyeyim bari. Ne sikeyim? Ne olmuş la buna? Hemen ellerini bir yıka. Oçun. Bu ne la? Yahu bu tatlı, bu ne bu üstündeki, bu ne ki bu? Kardeş yediye vermiyoruz, bu ne oldu bu tatlıya? Bu şey mi, neydi onun adı? Gri böyle. Küf. Küf mü şey mi, neydi, pudra şekeri mi, ne bu gri? Ekmek al. Yesen mi bir şey olur mu? Dur ben yiyeyim, ben bu videoda yiyeyim. Ekmek al. 1 milyon izle, dur ben bunu yiyeyim. Nasıl ne olmuş? Şu farenin boğuna bakacağım. Bir tane ekmek alsın Ayhan. Bebeği yiyorum ben, ne bileyim. Ne yapıyorsun? Bir tane alsın ya. Bir tane ekmek al. 2-3 tane domates al. Şu farenin boğuna bakacağım. 2 tane domates al. Peynir var mı? Ne? Bakıyorum, kovmuş her şey. Bu deli mi? Bu ne? Tamam, araban ne? Bu ne lan? Ekmek de taş gibi ya. Ekmek de 10 gün, ekmek de küflenmiş. Bak sağa döner hemen soldaki dükkan, küçük dükkan. Bak çocuk elini sallıyor. Ekmek de küflenmiş. Elini sallıyor bak çocuk. Gördün mü? Kapının önünde bak. Gel bak, çocuğu gördün mü? Kaldırayım mı? Bu ne? Siley. Bunu da çekiş Murat aldıydı. Karnınız aç mı?
Sen gel gel ha. Bak o çıkma dışarı şimdi. Ben de yanına gel. Gördün mü? Oğlum şunu kapat. Hayır. Çık ya domates lan. Çık anetse de. Ananı sikeyim, muz bile çürümüş ya lan. Peynir var mı lan? Bu ne yahu? Bu da mı çürümüş? O ne, muz oğlum. Muz şu şey yapmış. Kendinden senin geçmiş. Neyse, ben onu yiyeyim bari. Ya giy şuradan ya. Ayıp sana ne abi, ben yerim. Tadı iyi. Şurada şey değil misin? Kızlar geldi, ayıp olur. Emeciler geldi, ayıp olur. Peynir var mı oğlum? Sen nasıl adamsın ya? Aa çok güzel, ben bunu çok yerim. Peynir var var. Evet, İstanbul'da misafirler geldi. Selamünaleyküm abi. Güzel arkadaş, görüşürüz, hastaneye gelin. Bilket Hastanesi'ne geldik arkadaşlar. Yeni yapılan Atatürk Hastanesi. Boğaz içindeyim arkadaşlar. Saat 7 çeyrek geçiyor. Bugün günlerden salı. İşim bitti, mazot almaya gidiyorum. Arkadaşlar Allah izin verirse bugün saat 8.30-9'da Gölbaşı'nda Türkiye'nin en ünlü yönetmeni Bilal Kalyoncu'yla buluşacağım.